Selamun aleyküm efendim. Programımıza hoş geldiniz. Şimdi bir şiir okuyarak programımıza başlayalım. Kış günleri gidip bahar gelince, açılır gafletten gözü dağların, donanır, süslenir gonca güllerle, geçmez bülbüllere nazı dağların. Gece gündüz tesbihledir işleri, Allah, Allah söyler daim kuşları, göklere uzanmış sanki başları, dua kıblesine yüzü dağların. Kudretten hepsine hulle biçilir, hak rahmeti üstlerine saçılır, türlü türlü çiçekleri açılır, cenneti âlâdır yazı dağların. Bakıp doyulmaz yeşil alanlara, hidayetler olur haktan anlara, esen diyeli safa verir canlara, miski amber kokar tozu dağların. Bir yanda zambaklar, bir yanda lale, ırmakları benzer âb-ı zülale, sebbaha manası geliyor dile, şükür hakka sözü dağların. Şimdi konumuza gelelim efendim. İslam'ı araştıran Müslüman oluyor. 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişinin Müslüman olduğunu belirten Profesör Crane, İslamofobiye artık geri tepiyor. İslam'ı araştıranlar hak dini seçiyor, diyor. 11 Eylül'ü yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlar aleyhine yürütülen onca olumsuz propagandaya rağmen İslamofobiye, İslam dininden korkutarak uzaklaştırma projesi geri tepmeye başladı. Ülkede İslamiyet'i ve Kur'an-ı Kerim'i merak eden insanların sayısı her geçen gün artarken, çok sayıda Amerikalı dini değiştirerek hak dini, İslamiyet'i seçiyor. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Richard Nixon'ın dış politikada müsteşarlığını yapan Profesör Doktor Robert Dixon Crane de bunlardan biri. Müslüman olduktan sonra Faruk Abdülhak adında alan Crane, tek Allah inancının kalbine 5 yaşındayken yerleştiğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyesi kardeşinin de İslam'la müşerref olduğunu bildiren Crane, birçok Hristiyan din adamının kendisini ziyaret edip vazgeçirmeye çalıştıklarını, onlara ben çözümü İslam'da buldum şeklinde karşılık verdiğini anlatıyor. Crane, İslam'a girişini şu sözlerle dile getiriyor. Uzun araştırmalarım sonucunda en saf Allah inancını Kur'an-ı Kerim'de buldum. Ve özellikle Ayet-el Kürsi'den çok etkilendim. 11 Eylül olayının ardında Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kişi Müslüman oldu. Çünkü İslamiyet'i araştıran insanlar gerçek Müslümanlığın yüzünü gördüler ve İslam'la şereflendiler. Bir diğer gerçek de ülkemizde İslam kültür merkezlerinin giderek artması. Cami ve mescitlerin %14'ünün de üniversitelerin bünyesinde bulunması. Amerika'da İslam'ın iyi anlatılamadığını kaydeden Crane, Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin İslam'a olumlu baktığını söylemek zor. Bütün çalışmalarım, yazdığım makaleler ve kitaplar bunu izole etmek için. Özellikle entelektüel kişilerin İslam'ı iyi incelemeden düşmanca yazılarına gerekli cevabı vermeye çalışıyorum. Türkiye'yi de ziyaret etmeyi çok istiyorum. Çok yakından takip ettiğim, beni etkileyen bir ülke diyor. Şimdi bir şiirle programımızı bitirelim efendim. Çık da bir seyret dışarıda her tarafın rengini. Kudreti Hakk'ın cihanda görünen ahengini. Bir temiz kan, bir yeşil can yağdırıp kudret yere, yemyeşil olmuş her tepe, neşelenmiş dağ dere. En kısır toprak doğurmuş, emzirir birçok nebat. Fışkırır bir damlacık ottan, tutup sıksan hayat. Dün kemikten daha katıydı her çıplak fidan. Bak ne sağlam kan bugün, her birinden damlayan. Dün uykudaydı belli, milyarlarca canlı teni, silkinip kalkmış yataktan, elbiseler hep yeni.
Dün ne matemdeydi alem, yer mahzun, gökler mahzun. Şimdi sevinçten her bitki gülmekte uzun uzun. İşlemiş kırlarda yer yer Allah'ın kudret eli, yalnız söylemekle olmaz, bir gidip de görmeli. Öyle ama gördüğüm bin bir hikmetin tersine, bende hala zevke benzer duygu yok asla yine. Bir değil yüz bin baharlar gökten indirseydi hak, öyle kararmış ki kalbim, nerede bir şey anlamak. Dem çeker bülbül, beynimde benim baykuşlar öter. Ne bu sersemlik eyvah, bana neler olmuş neler. Bir tanıdık yok, hayalim konsa en bildik yere. Cetlerin ruhu ağlıyor, din düşmüş yad ellere. Atom, füze lafı yok, yalnız dinde reform sesi. İktisat, teknik düşünmez, bir dinsizlik hevesi. Ahlaksızın, hayasızın, zulmün dinde yok geri. Reform ister bunun için ız düşmanı serseri. Duygusuz olmak kadar dünyada büyük dert yok. Öyle salgınmış ki melun, kurtulan bir fert yok. Fende yüksek olsa da dini bozulmuş bir millet. Çok baskı yapılsa da yaşamaz, mahvolur elbet. Ey ölüm halindeki topraklara hayat veren, nimete küfran değsek imanın zaafı neden? Bir halim yok, bilirim şayan olan ihsanına. Ah, yükselsem de bir düşsem senin damanına. Bir esim ister kımıldanmak için canlar bugün. Bir nesim olsun ilahi, canlansın kallar bugün. İlkbaharın ruhu etsin bir de bizlerden zuhur. Yoksa artık sur-u israfine mi kaldı nüşur? Efendim, bugünkü sohbetimiz burada tamam oldu. İnşallah Teala nice sohbetlerde buluşmak üzere hepinize Allah-u Teala'dan sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler dilerim. Dualar eder, kıymetli dualarınızı beklerim efendim. Esselamun Aleyküm.